Jingles. Jingles. İyi karnı doymuş Jingles. Cümleten selamlar kim arkadaşlar? Kahvaltı yapacağız. Bay Jingles'la. Jingles'ı merak ediyordunuz. Jingles'ı çektim arkadaşlar. Videoya ekleyeceğim. Akıllı Jingles. Bay Jingles. Merak eden arkadaşlara da buradan Jingles'ı tanıtacağız. Böyle küçük fındık. Fındık Jingles. Böyle şişman, küçük. Bugün sabah soframıza geldi. Ufaktan bir besledik onu. Biraz ürkek ama alışacak. Bu aralar bayağı bir geziyor. Dükkan sessiz. Sessiz olduğu için çıkıyor piyasaya. Kalabalık olduğumuz zaman çıkmıyordu. Videoyu aldım onu da. Onu da videonun sonunda hayatta başında Jingles'ı da göstereceğim size. Bir yumurta yapıyorum arkadaşlar. Haşlanmış yumurta yapacağım. Hobbit. Hobbit yapacağım. Yani ekmek hobbit. Hobbit'in ne olduğunu biliyorsunuz mu bilmiyorum ama Hobbit'i de Hobbit'in videosunu da yükleyeceğim size. Hobbit de çektim. Benim her zaman sevdiğim bir abim var. Ondan alıyorum. Temiz. Yumurta haşlansın da. Çayı demledik. Dün yediğimiz bulaşığı da yıkıyor. Hadi yıkamıştım da. Genelde rahmetli Serkan yıkıyordu bunu. Gönderiyordum. Çekicin orada yıkayıp geliyordu. Allah rahmet eylesin. Yıkıyordu ama ondan sonra ben tekrar yıkıyordum. Çünkü ufuz geç yapıyordu. Zaten ben yıkamıştım onu. Böyle göstereyim. Sıcak su koyma. Nerede alabilirsin su? Yumurta kırıldı mı zaten? Herhalde şu oldu. Patladı mı? Ne olduysa. Arkadaşlar Ankara'ya da yaz gelmedi. Vallahi yaz gelmedi. Donuyoruz. Bu arada Bursa Sporlu taraftarlar, Bursa Sporlulara çok geçmiş olsun. Bursa Spor bir lig daha düştü. Biz de oralardan geldik. Biz de çok düştüydük. İnşallah toparlanır. Tekrar lige geri döner. Selamünaleyküm. Oo, çekiş geldi. Hayırlı cumalar arkadaşım, hayırlı işler. Nasılsın? How are you? Video mu çekiyorsun? Çekiyorum. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm, hayırlı işler. Yumurta yapıyorum. Yumurta mı yapıyorsun? Evet. İyi hadi yap bakayım, paket. Yalan yok. Evet. Cumhurbaşkanı benim orada mı çaldın lan? Orada biraz düştük oraya. Bir şey koydum. Serkan kardeş, sana da merhaba. How are you? Ah kardeşim. Allah rahmet eylesin. Serkan'a da burada rahmet dedik. Evet. Burada arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizlerle beraber olmak güzel şey. Merhaba. Biliyorum acımız sadece Serkan'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. O yüzden video çekmeye biraz ara verdik. Aynen. Video çekmemeye düşünüyorduk ama çekeceğiz yine. Yakup sağ olsun yine kahvaltı hazırlamış. Tabii bu arada benim hayranlarım arıyor, bir cevap vereyim. Efendim abi. Ve aleyküm selam.
Ya bu zaten müşteriye kızılırmış. Ya buyur ya, ne demek? Müşterim elinde. Niye kaçmadı? Tamam, hayırlı olsun. Sen aracı bir getir, ben bir göreyim. Ölmeden fiyat vermeyiz abi. Hele bir getir bakalım ona göre. Araba mestesin mi? Tamam abi. Tamam olsun. Araba gelmeden fiyat vermeyiz abi. Evet arkadaşlar, yine her zaman gibi klasik kahvaltımız. Zeytin. Fakir işi. Boşver. Rahmetli bunu parçaladı dedin değil mi? Serkan değil mi? Nasıl açmış bak hele. Oğlum Serkan, elime bir geçme la, yakalanma bu tavsiyonu la. İnşallah orada buluşacağız, evet, inşallah evet. Orada görüşeceğiz inşallah. Allah onu affetsin, ondan günahlarını bağışlasın. Allah rahmet eylesin. Yakında patates bölümünü çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Patates bile unuttuk lan. Video çekmeyi bile unuttuk. Vallahi unuttuk. Helal olsun. Oo, ben zengin arkadaşım bugün yine. Şey kardeş, aç bitiş var ya, hindi sana. Ya. Lan hindi sana. Rahmetli zamanında aldık da baksana tarih geçmiş mi? Bu iki senelik falan vardı arkadaşlar. İşte. Devam ediyoruz yine. Hava güzel. Ya yaz gelmedi lan. Kanlara. Evet. Sen ne zaman gidiyorsun İzmir'e? Ne zaman gidiyorsun İzmir'e? İzmir değil lan, şey Kütahya. Süper Kütahya'ya çıktık. Ha bu arada arkadaşlar, Kütahyalı arkadaşlar varsa Kütahya'ya gidiyoruz. Ayın 26'sında. Turnuva var. İşte birinci etabı çocuklar Zonguldak'ta şampiyon oldular. İkinci etap şeye çıktı. Kütahya. İnşallah 26'sı, 27'si, 28'inde Kütahya'da olacağız. Yani bir futbolcu daha yetişir arkadaşlar. A milli takıma inşallah ileride bir kaleci göndereceğiz. Çabamız o. Bu arada gelmek isteyen arkadaşlar kahvaltıya buyur gelebilirler. Biz buradayız. Sistem devam yine. Merhaba. Hayat şartları biraz zorlaştı ama pahalanma yapacak bir şey yok. Ne biz yine her zaman yiyeyim devam. Ha Koski kahvaltı yaptı mı la? Seni merak ediyorlardı takipçilerimiz. Çekici abi nerede? Çekici abi yine yurt dışına kaçacak birkaç güne kadar inşallah. Nereye gideceksin lan? Yine Azerbaycan, Gürcistan. Yok canım, beni de getirsene. Polonya, Portekiz geleceğim arkadaşlar. Beni de getirsene. Senin gibi fakir ne işler olur benim daha ya? Ne bileyim, bir memleket gerek lan. Değil mi? Senin mi? Değil mi? Yabancı memleket gerek. Geri götürüyor musun? Olmaz mı? Hiç gitmedim. 6 gün mecbur. Vallahi. Vallahi. Ben oğlum sen niye? Ben senden niye motor alıyorum? Ankara'dan dışarı Zonguldak'a çıktık oğlum. İyi de oğlum bizim buraya oturttuğumuz bu koltuğa oturma rahatlar ya bizi. Ya oğlum. Sen sonra gidiyor. Ekmek güzel arkadaşlar. Her yeri güzel. Evet. Aslında şimdi biliyor musun? Biz... Bardağın var mı lan? Ülkemizi geçsek yetiştik. Bardağın var mı? Varmış bardağın. Bak et sen. Bardağın bardağı büyütmüşsün oğlum. Hayırdır? He? Senin adam var mı? Senin adam oğlum bardağın kolisi oluşturamış. İkna edeyim. Çalma lan. Dükkanına şunu yap da. Şura şura temizleyelim. Evet. Çayla dolduruyorum lan. He. Çayla dolduruyorum. Yumurtamaz. Çok sıcak lan. Arkadaşlar Çekiş Murat parayı buldu. Para yok arkadaşlar. Yiyecek parayı para vallahi buldu. Vallahi. Allah daha çok versin. Cümlemize versin inşallah. Allah daha çok versin kardeşime. Gözü olanda gözü çıksın. Para huzur getirmiyor be kardeş. Yeni oluşum yapıyor Çekiç. Evet. Yeni bir oluşum yapıyoruz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Daha doğrusu onun çabasındayız, telaşındayız. Nasip olsa inşallah Bakü'ye Türkiye Motomotiv olarak yeni bir yer düşünüyoruz. Adam artık arkadaşlar uluslararası Fitris'e, açıldı. Fitris'e bir yer düşünüyoruz arkadaşlar. Türkiye Motomotiv FM olarak diye. Yani. Dilek parça, lastik, yağ, ne bileyim işte. Mekanik olacak inşallah. Allah nasip ederse. Gerçekten İnşallah. Söylüyorum, böyle bir planımız var. Onun peşindeyiz. Tabi bize yurt dışından buna çalışma izni verirseler. Adam bulabilirsek. Gürcistan'daki Gürcü vatandaşlarımızdan Murat Ustay orada gidip video çekeceğim. Beni davet edeceğim oraya. Gel. Yeah. Vallahi de. Sana domuz yağından bir şey yedireyim orada. Yemin et. Bortantik yere gel. Doğru söyle.
Lan gel tabii, niye gelmiyor? Fakir. Arkadaşlar, artık yurt dışına açılıyoruz. Açılıyoruz. Ufaktan başladık. Şeye doğru, Gürcistan'dan başladık. Azerbaycan'dan gidiyoruz. Azerbaycan'dan arkadan dolanacağız. Öyle. Yani Yunanistan'a kadar döneceğiz arkadaşlar. Dönebildiğim kadar döneceğiz. Yunanistan'a... Oraya kadar dolanacağız. Orada dedelerimiz... Yunanları yarım bırakmış, ben tamamlayacağım. Aman çekiş sen dur kardeşim. Yarım kalan bir iş vardı. Çatamıyorlar. Var. Sağ olsun kardeşim, günü kahvaltı edilmemiş. Dedelerimizden yarım kalan işi halledecek şeyi biz mi halledeceğiz? Onu kesin yapacağız arkadaşlar, nasıl olsa. Vallahi de. Bu arada yumurtanın kolusu 70 liramış ya bu. Tavuklarla yumurtamız oldu hemen abi. Vallahi de. Tabii canım. 70 lira kim yumurtalar? İyi de o simsiyah oldu. Oğlum bu benim yumurtam yani. Ben vereli ekmeği aldım ben daha önce. Arkadaşlar, ben biraz yumurta simsiyah oldu. Çekiş, elini yıkayıp gelelim. Arkadaşlar, sanatkarının elinin kiri yüzünün aynasıdır. Temizlidir. Benim de elim kirleri yıkıyor. Bunu unutmayın, sanatkarının elinin kiri hor görmeyin arkadaşlar. Elinin kiri yüzünün aynası, mesleğine saygısıdır. Tamam öyle he. Doğru biz söylüyorum. Elimizin yağından kocuğumuz arkadaşlar. Ama yemek yedin siz yıka canım. Ya yok biz böyle... Vitamin orada mı diyor? Kesinlikle. Çocuğun bebeler gibi yanlış anlamayın bizi arkadaşlar. Alışmışız oğlum. Oo. Yarım ekmeği götürüyoruz arkadaşlar biz. Tokum diyordun ama yarım öküz yiyeceksin herhalde. Yarım yayıma başlamak lazım. Bugün cuma malum. Evet arkadaşlar, bugün cuma. Cümlemizin cuması mübarek olsun. Gideceğim cumaya yoksa izinli misin? Gideceğim. Hocaya çok izin veriyorum. Hasta falan değilsin yani. Yok çok şükür. Gene de hasta oluyorsun cuma günleri de. Niyeyse benim cuma günü öyle bir pislik olduğunu bozuluyor. Hocalar daha çok hani yorgun söylemiyor arkadaşlar. Diyorum arkadaş, abdesti bunu oradan alıyorum ben. Diyorum arkadaş, yani gelmiyor musun? Diyor ki hastayım kardeş. Neyse bir hoca okula sana atırım, o sonra atayım. Niye ağzın burnun mu kanadı diyorum, hastasın? Oğlum pulver ne yaptın lan? Ne oldu böyle? Pulver mi? Getireyim. Ben getireyim lan. Dökersen onu, rahmetli onu çok kötü açmış. Vay rahmetli vay. Dikkat et. Orada biliyor orada pulver hocam o şey. Bana da getireyim mi lan? Getir. Neyse ben buradan yağını atarız. Hadi gel. Ha, buraya koymuşsun hadi. Bırak hala bak. Ya o sen. Arkadaşlar, bu arada bir sürü var. Şaka demeyeyim, gerçek. Selamünaleyküm abi, afiyet olsun. Alçalan buyurun. Alçalan buyurun. Abi kilidi bozduk ama müsait önce bakma şansınız var. Bakarsan iyi var abi. Davat yapalım. Eyvallah, afiyet olsun abi. YouTube'da görüp burada görünce de heyecanlandım. Kusura bakmayın. Heyecanlanmasın. Şu anda YouTube'dasınız bak. Siz mesaj edeceğiz bak. Sonra açık. Kapatıyor gibi. Vallahi mi? Bir fotoğrafla çekinelim. Geçin. Abi sen bir bak, yine kahvaltına devam etsin. Size ben çay alayım, hadi buyurun gelin. Eyvallah abi, sağ olun. Çay için. Arkadaşlar, YouTube'dan Yakup ve bizi takip eden arkadaşlar gelmişler. Arabaları Megan 4, yok Megan 3. Ayıp oğlum, çay verelim onlara. Sina, Yakup. Acil işimiz yok Gel. Usta sorun kapı. Çayını içsin abi, ben sorayım gel. Gelince içeriz abi. Çay bakalım. Megan bir gel ya, otur ben sorayım. Sorarım gel. Gel ben sorayım gel. Telefonu var İbrahim abiye sorayım. Kaç model bu araç? 15. Teşekkürler. Afiyet olsun. Megan üstte mi? Sol kapı kimde? Evet. Otur abi, çayımızı aşağıya doldurma. Çay. Çayını doldurma. Hacı, ben Murat abiye de Yakup abiye de çok severim. Sen şöyle çeksene bizi. Arkadaşlar, burada bir şey var, lokma bir şey yiyin. Yedin ya, valla. Abi, yeniden yeni yedik, teşekkür ederim. Sinan, Megane 3, 2015 model, benzinli, sol kapı kilitli motoru. Çok sağ olun, teşekkür ederim valla. Başımız sağ olsun ablarda, Yozgatlıyım abi. Ben de Yozgatlıyım. Kaç para? Bilmem mi, ben de Yozgatlıyım.
Yabancı değil. Kardeşim 1170 liramış, 1100 olurmuş. Komplemiş o. 1100 lira. Tamam. Tahmini söylüyorum ama diyor 1100 civarında diyor. Var mı elinde? He, bir bakma. Var değil mi senin elinde? Varsa getirsin ya. O biraz sıkıntılı motor, tahmini yok çünkü o motor içinde. Tamam ben tamam Sinan. Arkadaşlar buyurun bir şey bulamam, bir şey al. Eyvallah. Kırılmasaydı ben hallederdim. Doğru ben bilmiyorum ya, ama senin durusunu şeyini bildiğimiz için tanışalım diye geldik. Eyvallah. Biz katın neresine? Yer görüyorum ben. Çay versin mi? Çay verdin mi lan? Eyvallah. Senin abi çekerek miyim? Neresiydi? Çekerek miyim lan? Sen uzak ya. Eyvallah çekerek. İyi, ne güzel. Arkadaşlar bu yerine gelecek kahvaltı var. Teşekkür ederim. Aferin olsun abi. Sen neresin? Ben of Trabzon. Bunlar direkt Allah'a bağlı. Benim memle geldi. Ofri ile Bayburt'ta yan yana geldi. Ya doğru, yan yana geldi. Evet. Onun şeyi var değil mi? İsmail'in hikayesi var he. Gerçekten. Ofri ile Bayburt'ta. Ne dedi şimdi şey, alacak mı, getirecek mi? Elinde var mıymış? Tevfik de varmış elinde. Biraz sıkıntılı şimdi, elinde yok de bir daha söktük olmasın ya. Ama söktü de parçamın orada hanımefendi de var. Ne kadar sürüyor diye Alp abi? Şey abi bir saatimiz var. Bir sol kapı geldi, yarın gün açımda çıkalı sıkıntı oluyor. Arka kapı da yaptı. Ya herhalde büyük ihtimalle. Sonra o düzeldi ama. Nasıl oldu o öyle? Dün bahçedeydik biz. Bahçedeyken eşim böyle kapıyı kapatırken bir ses geldi, uzaktaydım ben. O an ne olduğunu anlamadım. Sonra bir daha sesi duydu, ne oldu dedim, kapı kapanmıyor dedi. Durduk durduk yani. Acaba bir şey mi sıkıştırdı kapıya? Sıkışmadan mı? Bunlarda kırılma sıkıntıları da var ya. Bazı problemler devam ediyor. Merkanlarda, planlarda bunlar var o problem. İşte. Yani şey yani, bu büyük ihtimalle kapının ağzına emniyet kemeri mi sıkıştı artık, bir şey mi sıkıştı? Daha emniyet kemeri kullanıyor mu? Evet. Bunu kullanıyoruz zaten. Genelde şey yapıyor, net kemeri sıkıştırıyor da. Beni şaşırmam, bir şey atmıştır bu şu halde. Zaten aynen, çocuk da var, belki orada bir şey yapmış olabilir. Çünkü çok nadir bu şekilde arıza veriyor. Açılıyor mu? Yok şey, içeride kafası kırılmış. Kırılmış mı? Bir şey sıkıştı. Alo. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun abi? Sürekli abi yeri başına açmıyor. Geliyorsan da inşallah. Kovmamış değil mi lan? Bu arada Ankara Gücü'nün için özel bir video çekeceğiz. Aynen. Yeni transferler var. Yeni transfer yok ki. Bu sene inşallah daha iyi bir şey olacak. Öyle de Bursa Spor düştü ya. Ne yazık oldu da yönetim değişik oldu. Emin adamlar falan geldi orada. Bir topu alarlar dedim. Bizi oyunculara da sattılar. Şampiyon takım 2 küme birden düştü lan. Tamam lan dur güzel. Başkandan sonra dikiş tutmadı başkan. Evet. Birden yazıcı değil mi? Şu anda en iyi Ankara'yı toparladı biliyor musun? Ankara Gücü o kadar ekonomik krize rağmen kimse de inanmıyor. Evet, inanmıyordu yani bu kadar. Hakikaten sağ olsun. Başkanlar gerek Mehmet Dinler veya bir başkan hangisi olursa olsun yani Ankara Gücü'nü bir şekilde yüzlere çıkardılar. Tam çıkmasa bile en azından mutlu oldu. Ankara'nın takım yok çünkü. Olmalı ya. Olmalı çünkü Ankara'da. Ege'den de bir takım birden gitti mesela. Oradan da bir tane kalmalıydı. İstanbul Ligi olacak yoksa. Kesinlikle. Şuna baksana abi, taraftar olmayan takımlar. Geç gitti ya. Ümraniye gelmedi mi? Geldi. Geldi. Kesin mi geldi? Kliyotta kesin mı? Ya. İki saatte ücretle aynıydı neredeyse. Ha, direkt geldi. Karantinada direkt geldi. Bir de şeyden pliyotlar İstanbul Spor gelirse sen de zaten görürüm. Tuzla geldi galiba. Eyüp gelin. Eyüp de var orada. Eyüp var, Tuzla var. İstanbul Spor var. Koskoca kulüpler gitti ya. Göztepe gitti, Bursa gitti. Ne bak böyle bir şey olmuyor. Malatya gitti. Altay gitti. Rize gitti. Şimdi Malatya dolu türbünleri oynuyordu. Onların efsane evet. Üçlüsü vardı hatırlarsın. Fazlalar zamanı. Fazlı kadar Malatya'dayken. Ya Türkiye Ligi'nde olması gereken takımlar İzmir takımı kesin olacak. Ankara olacak. Adana olacak. Adana olacak. Samsun olmalı. Sakarya. Samsun, Sakarya. Bunlar yani eksiliyor şu anda. Yani memleketin her takımı olsun ama şu bunlar var. Bunlar taraftarı var abi. Evet. Ankara'nın da en az ikileri bir değil. Ankara ya başkentsin yani. Gençler Ankara Gücü bir tanesi de Avrupa'ya oynayacak yani. Aynen. İstanbul'a 7-8 tane olacağına. Ya şu eksiklik de var. Ankara'da doğru düzgün stadyum bırakmadılar ya. Bir stadyuma mahkum ettiler Ankara'yı.
Abi biz spor bakanlığında çalışıyoruz yanlış anlama, adam taraftar yok diye yapmıyor inan yani. Yoksa 19 Mayıs'ın projesi her şeyi hazır yani. Abi yaptım projemi çıkar ya. Tarafta niye gelmesin ya? Ulaşım olan kolay olan bir yere. Adam bugün çıktı. Eryaman'a gelemiyor ki. Abi, ama abi biz 19 Mayıs istiyoruz. Ben daha istiyordum. Benim ayağım kesildi Eryaman açıldıktan sonra. Bir kere gittim mesela. Ben de gitmiyorum yani. Gidemiyorum ki. 19 Mayıs'a hiç gitmediysem 100 kere gittim maça yani. Yandan millet bahçesi yapılmış. Kızılay bir yanım, Ulus bir yanım. Herkes yakın. Yok projesi bile hazır ya. 55 bin kişi. Yapmalar lazım abi. Projesi hazır mı? Orada hükümetin büyük bir eşitliği var. Spor Bakanı'nda bizim Fatih var ya. Deplasman yapıyoruz. Şey demesin Fatih, Şoban, Mahan, Şoban. Deplasmana gidiyoruz ya. 100 kilometre dedi. Bir de o çevre yolu var Allah'tan. Olmazsa bittin abi. Tamam. Sen söküyorsun. Ya beklemesin arabası. Tamam. Eda aç. Çözdüm. Arkadaşlar görüşürüz sonra. Sizin videoda çıkmanın bir sıkıntı yok. Nasıl abi yayında mıydı? Sıkıntı yok değil mi? Sorun değil abi. İsim neydi abi? Tayfur. Tayfur abi. Ahmet benim adım. Selamlar herkese. Bir şey diyor mu? Saygılar, sonra görüşürüz son arkadaşlar. Son sesi biliyorsun, rahmetli son söylüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bay.